Velaikatuhu kıymetli izleyenler. Tecrübe-i Hayat programında bu hafta Hacı Mehmet Şirin ve Remziye, Hacı Mehmet Şirin dayı ve Remziye teyzemizin misafiriyiz. Hayatlarında geçen tecrübeleri bizlere anlatmalarını isteyeceğiz. Bakalım onlar bu yaşına kadar neler görmüşler, neler tecrübe etmişler. Zira hayat tecrübeden ibarettir ve tecrübe edilenler yeni nesillerin yolunu aydınlatabilir ve birçoğumuz büyüklerimizden aldığımız nasihatlerle doğruları bulabilme şerefine nail olmuşuz. Bizler de bu akşam bu kıymetli ailenin misafiri olduk. Bakalım bizlere bir saat boyunca neler anlatacaklar. Selamun aleyküm. Hocamcı nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim, çok şükür. Allah var, gam yok. Allah var, gam yok. Nasıl geçiyor hayat? İyi, iyidir. Fena değil. Hayat iyidir, güzel de bunda iyi hayat. Evet. Neler gördünüz bu hayatla eski hayata, hayatı kıyasladığınızda? Eski hayat çok uzundur baba. Şimdi söylesem belki bir iki saate kadar da bitmez. Anlat sen bize, biz dinleriz inşallah. Şimdi biz eskide bunda demle 1900 kaçtı? 1942, 43, 44. Burada Üçkü köyü var. Üçkuyu. Üçkuyu. Babam orada imamdı. Biz de çocuktuk, bebektik. Evet. Ondan sonra demek kısmeti orada kalktı, Silivan'a geçtik. Silivan'a gittikten sonra bir köy vardı, Akyol'dur köyü. Yeni ismi Akyol, eski köy, kilisi köy. Orada imamlık yaptı. Ben de o zaman yani hemen normal olarak 8 yaşına gelmiştim. Bir gün tesadüfle Diyarbakır'a geldim. Amcam Gül'ün evine. Kardeşim şimdi sen çok üzüldüler. Beyaz ekmeği gördük da köye dönmedim. Beyaz ekmek, helva, ya bundan güzel bir şey. Ola ben bunların evinde kaldım. Ya artık babaya dönmedin. Yok. Benden sonra bir kardeşim daha vardı, Hacı Şakir, o da geldi. Bir tane de büyüğü vardı, o da geldi, o durmadı fazla. Ben Hacı Şakir kaldık. Evet. Çocuktu, 7-8 yaşındaydı. Ondan sonra başladık çalışmaya. Bunların evinde de kalkıp oturuyorduk. Tabii amcamızdır. Çamak da şey satıyorduk, benzin satıyorduk. Hastanenin arka kısmı var, şimdi Piska'ya. Evet. Orada o küçük şeyleri topluyorduk, benzin dolduruyorduk, getirip vatandaşa satıyorduk. Bu kadardı. Evet. Yavaş yavaş tabii büyüdük. Ondan sonra 15-16 yaşına geldim, bu kaçak işine başladım, açıkça söyleyeyim. Çoraptır, mendildir. Yani Suriye'de gelen şeyler bize piyasada satıyorduk. Sınırdan kaçak yollarla gelen mallar. Yok, kaçak oraya gelen. Gelen mallar. Yani biz gitmiyorduk, piyasa doluydu zaten. Evet. O işi yapıyorduk, ondan sonra çok zaman, yani çok zaman yaptık o işi, son zamanda yakalandım. Hmm. İçeride kaldım bir sene. Cezaevine girdiniz. Ve bir sene kaldım cezaevinde. Cezaevinde bana şey geldi, bir tane Allah rahmet etsin abim vardı. Geldi dedi ya, bir ara onda 4-5 sene önce Avrupa ülkelerine gitmek için işçi bulma konumunda yazılmıştım. 5 yıl sonra ismim çıktı. O isim çıktıktan sonra kardeşim geldi, abim hapishaneye geldi, diyor valla senin ismin çıkmış. Sen ne diyorsun dedim, valla benim cezam daha 15-20 gün var. Avrupa'ya çalışmaya mı gideceksin? Evet. Neyse günlerimiz bitti, o 17-18 günde bitti, geldim. Valla gittim şeye. Hapishaneden çıktıktan sonra zaten öyle bir şey arayayım ben de. Kalktım evrakımı aldım, gittim savcılığa. Savcılığa gittim. Baktım Allah rahmet etsin Ege ölmüşse. Pişman bitine böyle yatmış terlemiş. Bir de bayan var diyor orada, sekreter herhalde. Kağıtı verdim eline. O cezaevin kağıtını.
Dedin hayırdır? Dedim valla böyle bir dava var ama Allah için yapma. Valla ben perişanım. Valla baktım. O başkatlı bir çağırdı. Dedi ne var? Dedi başkan dedi bile bir şey var ki bu adam daha yeni cezaevinde çıkmış. Ne diyorsun? Ya dedi sapkasına rastlamamıştır. Ya Allah kısmet ederse taşın dibinde de olsa insan gerekir o kısmetli olur. Valla neyse Allah razı olsun onlarda yazdılar geldim işçi bulma kurumuna. Ankara'ya getirdim bir hafta kaldık bizi aldılar Hollanda'ya götürdüler. Evet, Hollanda macerasına biraz sonra geçelim. Teyzeyi de bir soralım. Evet, tamam. Teyze nasılsınız? İyiyim, sağ ol, Allah razı olsun. İyiyim, çok şükür. İşte biz de uğraşıyoruz, dertine uğraşıyoruz, çocukların derdine. Çok şükür çocuklarımız din yolundadır. İmanlıydılar çok şükür. Abdestli, namazlıydılar. Kızlar da, erkekler de hepsi. Bunlar sizin eserinizdir. Yani eğer güzel şeyler yapıyorlarsa, kötü ayakları yoksa bu yok. Anne babanın eseridir inşallah. Çok çok şükür. Hepsi de kız da, erkek çocuklar da. Allah yolundadırlar, namazından, abdestlerindendirler. Çok şükür. Yaşınız kaç teyze? 65. 65. Kadın yaşı sorulmaz teyze. 65'te. Sormam lazım çünkü bu soruyu soracağım. 65 yaştan ne anladınız hayattan, ne anladınız? Vallahi bilmiyorum, evlatların derdinde sıkıntı, ilkin sıkıntı vardı maddi durumda. Sonra evlatların sıkıntısı vardı. Bu oğlum cezaevine girdiği zaman böyle bir hayatım öldü bir kere. Çok şükür bıraktılar. Sonra bıraktıktan sonra yine arama kalktılar. Şimdi kayıptır, biz bilmiyoruz nerededir. Nerede olduklarını biz de bilmiyoruz. Oğlunuzun adını sorsam? Fahat Balca'dır. Evet. Şimdi pek yoktur, haberimiz yok. Nasıldırlar, nerededirler, acaba maddi durumları var, yok. Biz de onu düşünüyoruz, ben devamlı onu düşünüyorum ben. Bir de çok da çocuklarını, çocuklarını ben büyüttüm. Yanımda adılar, ben büyüttüm. 3 tane kız çocuk idiler. Yani ben bilmiyorum, çok perişanım onların derdinde. Ne diyeceğim işte. Kaç yıl cezaevinde kaldı? 11 sene cezaevinde kaldılar. 11 seneden sonra adır 3 yılına girdi, kayıptılar. Ortada yok. Görmüyorsun. Yok, görmüyor. Hiç görmüyor. Bilmiyor, nerededirler, nerede değiller. Acaba iyi miydiler? Nasıldır durumları? Biz hiç onları bilmiyoruz biz. Nasıl büyüttünüz? Nasıl bir çocuktu? Vallahi çok yani dinine bağlı bir çocuk. Küçüklüğünden de şimdiye kadar dinine bağlı çocuk. Kur'an'ın dediği, namazın dediği, Allah yolunda dediği. Yani bayağı dekşik bir çocuktu bu çocuk. Bilmiyorum da artık ben ne diyeceğim. Kaç yaşındaydı tutuklandı? Tutuklandığı zaman 20 yaşında vardı, yoktu. 21 çocuk 21 yaşında vardı. Evet. 11 sene de ceza yedi. Evet. Bu 3 senedir de yoktur ortada, 3. senedir. Ne yani suçun nedir diyorlardı? Suçu nedir? Camide ders vermişti. Camide ders vermişti. Camide ders vermişti. Aslında oğlumun suçu, hiçbir suçu yok. O kadar mahkeme oldu, hiçbir suçu görünmedi. Ders vermekten başka bir şeysi yoktu. Ben bilmiyorum da artık ne diyeyim. Kaç sene mahkeme oldu? 9 sene mahkeme oldu, 9 sene. 9 sene boyunca mahkeme devam etti. Mahkeme oldu, hiçbir ispat da yoktu üstünde. Hiçbir delil yoktu. Yani birisi gele de bu falan şey yaptı, ya böyle yaptı, hiç kesin bir şey yoktu. 11 sene, ilkinde zaten yakalandığı zaman da çok eziyet çekmiştiler. Bir hafta karakol evlerinde kurulmuştu. Çok kış ortasıydı, çocukları hep bir buruşut oldu. Kızı 14 yaşında, 15 yaşında o buruşutu gitmemişti daha. Boyuna üskürüydü, buruşut olmuştu her üçüsü de. Zaten o küçüğü 4 aylıktı. Öbürleri de biraz, bundan küçüktüler hepsi de. Yani çok eziyet, ilk çok eziyet, yakalandığı zaman çok eziyet gördü. Hatırlıyor musunuz yakalandığını? Ben nasıl öğrendiniz? Ben burada geldim, ben Ankara'dan ben tedavi oldum. Göğüs kanseri gittim ben. Tedavi oldum. Orada Ankara'da duydum. Bizimki ilkin duydu, televizyonda gösterdi.
Sonra benim haberim yoktu. Sonra kardeşim açtı dedi, hal mesele böyledir, tutuklanmış. Ben istedim yani gelim Diyarbakır'a, gelemedim. Geldik neyse geldik, mayın oldum geldim, babası kalktı gitti, Antep dedi. Araba tuttu, çocuklarını, eşyalarını alıp getirdi. Ama çocukları da karısı da, yani insan tanımadık, yani insan tanımadı onları. O kadem ki eziyet görmüştüler. Bir hafta boyunca bir lokma ekmek boğazlarında gitmemişti. O çocukların, hanımın perişan bir durumdadılar. Geldiler, ben 11 sene ben baktım, 11 seneden sonra devlet onları bıraktı. Sonra 3 günü bitmeden, 2 gün, 3 gün bitmeden devlet yine aramaya, tutuklama emri geldi. Tutuklama şeyini verdiler. Daha bu durur, biz bilmiyoruz ki nereye gitti. Cuma namazına gitti, gitti, daha gelmedi. Görmedik daha. Sonra polisler geldiler. Hani nerede? Dedim tutukladı, siz tutukladınız, bıraktığı zaman bunlar hiç kalırlar, bunlar elbet giderler, bir yere gider. Ben ne bileyim, belki devlete götürdü oğlumu. Öyle bir şeyler yani. Yani şimdiye kadar da derttiler bize, çok üzüntülüyük biz. Zor bir anne çok, için. Yani çok zor. 20 yaşından çok, sonra çocuğunu görmek. Valla çok zor. Çok acayip zor. Ne diyeyim işte. Evet. Allah yardım etsin bütün Müslümanlara, amin. Bize de Allah yardım etsin. Versin. Bir daha Allah sabır hem onlara verir hem bize verir. Amin. Allah sabır versin. Bir daha derdimiz o çocuklarımızdır, kızlar. Evet. Üç kızıydı. Ben çok ne nazlıyla onları büyüttüm ben. Anide. Yok. Allah Teala yardımcı olsun. Amin. Amin. Sağ olasın Allah. Ya Allah yardım etsin, yaşayabiliriz. Evet, evet. Hacı amca, Hollanda'da neler yaptınız? Eyvallah, Hollanda'ya gittim. 3 sene 15 gün orada kaldım. Yani kendi vicdanıma göre, dinime göre beni aşmadı. Ya ateşe gideceğim ya cennet, ikisinde biri. Ben de cenneti seçtim. Doğru Türkiye, kesin. Polisi de bana dedi gitme, konsolosu vardı maşallah. Demedi, oğlum sen buraya o kadar 5 sene beklemişsen, ne işin var Türkiye'ye gidiyorsun, burada çalış. 5 dakikanın içinde pasaportu indirdi dedi, 15 gün içerisinde ülkeyi terk edersen. Pasaportu aldım, geldim onların polisine, Hollanda polisine. Hatta bana dedi, dedi Allah belasını versin dedi. Konsolosu hatırladı. Ya dedi 5 sene sen bekliyorsan nasıl senin işin? Valla o da 15 gün verdi, bir ay orada kaldım. 3 sene 15 gün diye, 14 gün diye orada işte çalıştım. Çöktüm geri geldim, valla çok şükür hattım. Her şeyim de Allah-u Teala veriyor, rızkım da boldur. Oh şükürler olsun. Ne iş yaptınız Hollanda'da? Vallahi ben bir ara 1 sene akü kaynağını yapıyordum. Hani bu arabanın aküleri var ya. Kaynak şeyleri var diyor, lahimleri böyle kaynak yapıyordum. Sonra bir orayı dekiştirdim, başka yeri aradım. Orada bir daha fazla parası fazlaydı. Mikelaj fabrikasıydı. 6-7 tane su vardı. Pasti demirler geliydi, orada suya geliydi, orada affedersen çıkıyordu öbürüne öbürüne. Buraya geliydi. Böyle öyle bir şey de yok burada. Bembeyaz oluydu. Şimdi bu sandalyeleri sattı ya piyasada, beyaz. O arabalara yükülüyorduk. Fransa, İtalya, Bulgaristan, öyle ülkelere gönderildiler. Evet. Hep yasetli süt abi. Orada işte adama dedim, patrona dedim, bana ben gidiyorum da artık çalışacağım. Çok güzel de bana para verildi, yalan yok. Evet. Çalışıyordum ben dedim, haram olmasın para. Yani burada nereye? Burada Bismillah kadar yolu vardı, uzaklık. Her gün gidip geliyordu. Her gün. Otobüs vardı, kart çıkarmıştık, kart veriyorduk, basıyorduk, çekiyorduk. Sonra bizim Türkiye'ye yeni kartlar gelmiş, hadi otobüsler. Adam çok mal sahibi bana yalvardı, dedi gitme. Maaşını da artacağım, etti etme dedim, valla artık sondur, dayanamıyorum. Rahatsız oluyorum. Hakikaten orada günün 24 saati midem ağrıydı. Kaç sefer doktora gittim, bana dedi, ben şimdi bir şey söylesem, sen inanmazsın dedi, burası iklimi nemlidir. Türkiye gibi değil. Senin midende de ölser var. Dayanamazsın burada.
Onun sözünü yaptırdım, gittim hemen işimi yaptırdım. Türkiye. Bundan dolayı mı geldin? Hastalıktan dolayı. Yani, her Allah'ın günü hastadım. 5-6 seferde hastanede yattım. Ameliyat etmediler. Adamlar dedi ki midesi bu kadardı. Sen bu kadar kessen bu zaten 50-60 yaşına gelecek kadar adam gider. Ona geldim buraya. Burada Allah'a çok şükür. Yani bu toprağımda iyidir. Hattık var. Boş ver. Ama dert çoktu tabii. Evet. Türkiye'de dert çok. Orada dert yok. 3-3,5 sene kaldım onun içinde. Hiç kimsenin bir derdi yoktu. Hollanda'da. Çalışırdı 5 gün, 2 gün keyif, eğlence, hayat. Ona bizim hayatı onların da eksiktir. Nasıl halkı yaşam çok, tarzları? Valla halkı çok iyiydiler. Yani haddinde fazla dinleri yanıştı. Onların yanında yani bir ufak iğne ucu kadar bir mesela bir hırsızlık ya bir pislik yaparsa hayata san selam da vermedi. Ben 71'de gittim. 74'e geldim. 75'imle kaçıncı ayında diyor. Geldim de artık bıkmıştılar işte. Açıkça sansın. Türk, Arap, İtalya nefret edildiler. Türklerden, Araplardan, İtalyanlardan. Evet, berbat etmiştiler orası. Oran kanunları da berbattır. Sen burada bir suç yapsan seni sana söylüyor. İkinci sefer yaptığın zaman seni burada bismillah atar. Bismillah yine suç yaparsan hemen Türkiye veya başka ülkeye gidiyor. Kanunları yerler. Bizim kanunlar gibi de git karakola seni bırakır. Para cezası. Hiç hap yok. Evet. 3 sene orada kaldım ne bir kavga ne bir... Yalnız banka soygunları çok diyor orada. Banka soygunları. Valla ben gözümle gördüm soygun yaptılar. Silahlı ya biri orada durdu biri orada. Bir tane de içeri girdi. Ben de belki polis. Ha böyle torbalarla çıktı. Gittiler 2-3 dakika geçmedi polise ne dedi? Ben de eczanede şey alıyordum, ilaç aldım bile için. Böyle soygun. Ne soygunu? Böyle soygun. Daha bilmem ne yaptılar. Ama güzel adaletleri var. Ben Allah için diyeyim. Bak gayrimüslim bile adaleti çok. Hayatta kimse hakkına hakka tecavüz etmediler. Ama bu son zamanda ne olmuşsa onu bilmiyorum. Kaç yaşta o zaman gittiğiniz, kaç yaşındaydınız? Vallahi herhalde 35 vardı ben diyeyim. 71'de gittim babam. Yaş şimdi 71. 71'de de gittim, yaş da bugün 71. Yıl dönümü. Bilmiyorum kaç yaşında, hatırıma gelmiyor. Peki o zaman evliydin, çocuklar da vardı. 3 yıl boyunca dönmedin Türkiye'ye. Dönmedik ama onda evvel çok perişanlık çektik. Yani Allah var. Maddi olarak? Maddi olarak. Hiçbir akraba sahip çıkmadı bize. Hepsinde hali koştu. Ben açık söyleyeyim hepsinde. Çocuklarıma yakında bile yakak. Dönünce neyle uğraştınız? Bir iki sene kaldı. Bir akraba vardı. Şeyki hizmetine bıraktılar onu. Ondan sonra çok şükür gitgide iyiye gitti yani durumumuz. Yani çocukları çok zorlukla besledik biz. Abi ben ne çıktı? Bir de keşke bu çocuğumuzla böyle olmayaydı. Hiçbir bir şeyimiz de olmayaydı. Yani yine istemiyik mal, para, hiçbir bir şey istemiyorduk. Yani ilkin çok zorlukla besledik bu çocukları. Çok perişanmıştık. Yine çok şükür çocuklarımız da dinine bağlıydılar, iyiydi, kötü bir huyları yoktu. Hiç yani namazında, Allah yolunda yani kötü bir şeyleri yoktu çok şükür şimdiye kademde. Kızlar da erkek çocuklarıydı, hepsi de iyiydiler. Çok şükür iyi, şimdi maaşımızı alıyor, iyidir. Ama bu sefer gönlümüz rahat değil. Evlat tarafında gönlümüz hiç rahat değil. Ne çektin acaba olur? Maaşın değil, 71'den sonra Allah'a şükürler olsun milyonlar. İyiydi durumumuz. Kimseye borçluyor, bir ona borçluyor. Maaşımız geliyor, idare ediyor. Desem 10 kişiye de bakayım, kimse inanmaz. Ben inanmıyorum. Yine Allah bitirmiş, cebim daima doluydu. Ama Allah tarafı da bereket var içinde. Ey Allah'ım, ey.
gerçek topuzun ancak o da olmaz ile eskidi. Şükürler olsun yine. İnsanın geçmiş hayatı film gibi gözünün önünden geçiyor değil mi sürekli? Eğer tabi daha köyde geldik tabi onu tamamlamadık. Bunu babasının yanında kaldık, annesi de vardı. Kalktılar bunu bana verdiler. Yani küçüklükten beraber büyüdünüz. Beraber büyüdük. Amca kızıydı. Allah onlardan razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Valla beni insan da ettiler, illahim annesi. Minnettarım kıyamete kadar ona. Allah'a çok şükür, şimdi halimiz vaktimiz değil, işte bir çocuğun derdi var, başka yok. Ölüdür, dilidir, ancak onu Allah bilir. Kimse bilmiyor. O torunlar tabii. Ben gittim getirdim onları, vallahi sanki kömürün içine batırmıştım. Bir de böyle siyah karakolda artık kaç gün kalmış efendim. Evlerinde bir hafta karakol kurmuştular. Ben Ankara'daydım. Perişan olmuştum. Ya bunu götürdüm zaten. Senede kaç sefer, bazen sene oluyordu, 3-4 sefer gidiyordum, ben senede bir sefer götürdüm. Dekşi diye bir de gökyüzü şey vardı. Sabah geldim ocağı yaktım, bir çaycı vardı. Haymanlıydı. Aramız çok, çok temiz bir Müslümandı. O da hanımıydı. Allah onlardan razı olsun. Dinine sadık diler. Sabah ocağını yakıyordum. Ondan sonra gidiyorum. Altta zaten mescid vardı. Namaz kırıyordum. Ocağı yaktım. Gittim namazımı kırdım. Dedim böyle televizyonu açayım. Televizyonu açtım. Böyle seyrediyorum haberlerdi. Ya baktım böyle televizyonun alt kısmı böyle bodrumu gösterdi. Merdivana baktım çıktı. Ya baktım benim çocuğum. Jeton düştürdüm Allah ki yakalanmış. 2-3 tane polis önderdi, 2-3 tane arkadaydı. Buna söylemedim hiç. 2-3 gün geçti sonra olabilir miyim? Kararçıydı kimse ben söylemedim. Dedim zaten hastalığı şimdi söylesem daha fazla dert alacak, daha işi berbat olur. O söylemedim. Ondan sonra bir ara emniyette bant telefon açtılar. Herhalde onları yakalayandı. Dedi herhalde sen de kaçmışsın. Dedim ben kaçmamışım. Benim hanımım hastadır. Evrakları da bendedir. İnanmıyorsun. Ben evrakları da beraber getireceğim. Karakola gideceğim. Adam inandı yani. Dedi tamam amca. Yalnız dedi gelirken bizi görürsen dedi. Dedim tamam. İşi bitti geldik. Ondan sonra zaten hiç gitmedim. Görmedim onları. Hantep dediler. Ben bir de Hacı Şakir'di, bir de bir tane akrabamız vardı, üçümüz gittik. Evlerine gittik. Şahin-i Bekir Külhan. Hiçbir şey sağlam yok. Yani insan af edersen oraya köpek de girmez. Ola neyse kalktı bir araba tuttuk orada. O zaman parası ne kaçtı bilmiyorum. Aklıma gelmiyor. 80 lira o zaman parası ne. Araba tuttum bir pikaptı. Bu yarımlar var ya işte piyasada. Bindirdim getirdim ondan sonra burada büyüttük, yetiştirdik çocukları. Ondan sonra elimizde aldılar, gittiler, gittiler. Kimse bilmiyor ne oldu. Babası gire gitti, dedesi gire gitti. Hiç haberimiz yoktu hiçbirinde. Bazı insanlar var soruyor, diye böyle yok, vallahi yok. Ama çok bizi üzülüyor. Yani ne gecemiz gece ne gündüzümüz. Ben çocukları üzülüyorum çünkü onlar üçü yapmış. Çocukları hiç çok biz. Hem besledik hem de hem tamam, de. Tamam nasıl besledik? Hiçbir kusurlarını bırakmadık biz. Babaları cezaevindeydi. Vallahi canımıza vazgeçti. Büyük kızın psikolojisi bozulmuştu. Polisi gördüğü zaman nasıl ağlıydı. Zor korkmuştular ilkin bir hafta karakol kurmuştular evlerinde. Korkuydular. Bir polisi gördüğü zaman bu sefer şekli korkuydular. O büyük kızın aklında devamı anlıydı ki dedi babaanne bu böyle olmuş mu? Polisler böyle yapmışlar. Annemi kapının önüne getirince kim kapıyı çaldığı zaman annemi veriyle silahla böyle bırakmışlar beline. Kapının önüne sürükmüşler onu. 3-4 aylık çocuk, küçük çocuk. Süt de yok. Bir şey, bir hafta boyunca bir su da dedi içmemişim. O dedi getirirler ben yemedim. O çocuklar o haldan başka bir hala girmiştiler. Biz getirdik çok şükür onlara baktık.
aniden kayboldular. İnan ki o evi hangi Müslüman görseydi, garip bir Müslüman görseydi, o evde yani çok affedersen özür dilerim, hayvan da yatmazdı. Polisler Allah bulak etmişti. Yıkmışlar. Allah bulak etmişti. Ya diyor ki çöplaktır. Ben orayı gördüğüm zaman neredeyse bayılacaktım. Allah Allah yardım etti. Hepsini aldım götürdüm, gül gibi de besledim. Allah hiçbir kusur bırakmadık onlarda. Bir 11 sene biz baktık onlara, çok güzel baktık biz. O ruhumuzdan, canımızdan daha çok biz sevdik onları. İnan ki bak ben desem inanın. Ben ne oğlumu düşüneyim ne anasını, o için de başka. Çünkü çocuktular daha. Gelecekleri var. Ama burada olsaydı da gelecekleri yine ben temin edeyim Allah'ın izniyle. Artık nereye gittik öyle Allah bilir artık. Bilmiyoruz. Yani sesi mana da gitti. Kimsesizlerin kimsesi Allah var. Allah. Başta dediniz Allah, ya Allah var gam yok. Her şeyimiz Allah'tır. Biz ne anayı ne babayı kimseyi düşünmeyeceğiz. Evet. Allah'tan başka yok. 5 dakika nefes alalım biraz yine konuşalım inşallah. Evet, bir dokun bin ah işit, açıkçası şimdiye kadar yaptığımız birçok programda bu ana temaya rastlıyoruz. Bir çeken çocuklar var, bir çeken anne babalar var, bir de çeken torunlar var. Bölge insanının, Müslümanlarının genel bir kaderidir bu. Camiye gidip ders veren insanlar sonrasında cezaevlerine kapatılmış ve sonrasındaki anlatılanlar malum, hemen hemen her hafta bu tabloyla karşı karşıyayız. Bu hafta da Hacı Mehmet Şirin dayı ve Remziye teyzenin yanındayız. Onlardan da aynı acıları dinledik. Biraz sonra devam edelim inşallah. Bakalım bundan sonra bizlere neler söylenecek. Efendim devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerimiz Hacı Mehmet Şirin amca ve Remziye teyze ile beraberiz. Devam edelim Hacı amca. Sure. Şimdi daha çok aklıma takılan, siz 8 yaşında babanızdan ayrıldınız. Baba da koptu. 80. Kendi iradenizle evet. Geldiniz, şehirde kaldınız. Amcam Gül'de kaldım. Peki anne baba ne dedi?
Anne baba da köyde değil, babam oranın imamı değil. Kilisi köyü. Şimdi Hacı Abdülcürcan'ın köyüdür. Evet. İsmini gerek ediyor biz. Yani duymuşum. Bu dağ tarafında değil mi? Hayır, ova. Silvan'ın? Silvan'a giderken orada bir ziyaret yok, ağaç. Evet, evet. Dara Hıznakiye diyorlar. Ona yetişmeden 100 metre geride, yani giderken yol sağa dönüyor. Sağa dönüyor, evet. Aynı ağacın bu tarafında 100 metre ya 200 metre yok. Evet. O arazilerde çok çöp sürdük, aynı o caddenin kenarında. Eda maşallah kavun, karpuz geriydi. Şimdi gübre dağıttılar. Allah'ın bereketi yok içinde. O zaman ne gübre kim biliydi, gübre var yok. Traktör yoktu. Bir köy ağası, iki tane camışı vardı, sonra dört tane aldı. Bizim de iki taneydi. Çocuk da böyle, bazen gidip onların yanına çorba sabah götürdüm. Oturduk beraber yedik, ondan sonra çöp sürüyordu. Ya ondan cennet ya o zaman aşın. Şimdi yaşlılar diyor ki o zamanlar bulamıyorduk, ekmek bulamıyorduk. Doğrudur, evet. Doğru. Buğday ekmeği bulamıyorduk. Zor, çok zordu. Zengin adamlar yine iyiydi. Evet. Vardı onların. Yalnız fakir tabaka olanlar zaten %90'ı da fakirdi. Dar ekmeğiydi, yiyordun. Darıydı, nohuttu, arpadı. 4-5 çeşit birbirine katıldı. Ben götürdüm de gelmene evin. Çok zaman. Babam da oranın imamıydı. Yine idare edemiyordu. Çünkü kimse ekin ekmiydi ya. Binde biri. Bir 15 ölçek ekseydin, en kralı dinseydin. Allah'ın bereketi de vardı içinde. Şimdi bakıyorum, öyle adam tanıyam ağadır. 1000 ölçek eki, doğrusu verim alamıyor. Ben de onu diyecektim. Şimdi diyorsunuz ya, ki eskiden fazla bulamıyorduk. Ama bereket vardı. Bereket vardı. Çok. İnsanların gözleri toktu. Haddinde fazla. Toktiler, kimse o kadar da açkan, birbirini sevdiler, yardımcıydılar. Şimdi o olmamış da o şeyde. Yani herkes bir yola girmiş abi. Şimdi bir, inşallah bir yaz daha düzelir. Her taraf yine gülü gülistan olsun. Allah da diliyem onu. Hiçbir insan zarar görmez. Akrabası olsun, yabancı olsun. Kim olursa olsun. Çocuklukta hatırladığınız anılarınız ne var? Vallahi çocuk. Mesela jandarma köye geliyor mu diyor? Babam köye acaba. Sen ne diyeyim? Benim amcam oğlu, o da çocuk değil. Ben de 6 ay büyüktür. Evet. Ben bu kadar, bunda biraz büyüktüm, o da hemen o kadar değil. Tabi biz o zaman Kilisi köyündeydik, Akyol. Şimdiki ismi Akyol'dur. 20-30 sene de ismi Akyol'da geçti. Bülbül köyü vardı. Atşa'nın kenarındadır. Yani Atşa orada kalıyor, orası Bülbül köyüdür. Evet. Oraya gidiyor, dedem oranın imamıydı. O boğda iki kişiydiler, ona hanımıydı. Boğda ekmeği yediler, devamlı. Zaten yediklerini bir ekmek, onlar iki gün gidiyordu. Biz de oraya gidiyorduk, orada yiyorduk, içiyorduk, akşama doğru tekrar Kilisi köyüne. Benim kardeşim. Hayat vardı ama şimdi yok. Şimdi altında insan boğazına insan içi rahat olmadıktan sonra havadır. Şimdi babanız da dedeniz de imamdı. Şimdi jandarmanın özellikle bir dönem ezan Türkçe oldu. Sonra Kur'an-ı Kerimleri, kitapları yasaklandı. O dönem hatırlıyor musunuz? Valla Türkçe bilmiyorum. Kaç tarihti valla. Ben tahmin ederim bazı yerde aklıma göre tam manasına gelmiyor ha. Tanrı yolu bilmem nedir. Böyle bir şey vardı ama bilmiyorum. Ben de evveldi, ben de sonradı. Ben onu kesin bilmiyorum. Yalnız Diyarbakır'da ben hatırladığım kadar evliydim de o zaman. Bir sabah yağı biz gidiyorduk belediyede piş alıyorduk. Mergahmet'te bir tek adam vardı. Orada satıyor, biz gidiyoruz, o pişi veriyoruz ona. Dedi git bir hafta sonra gel yağıyı al. 5 kilo ha. Katı yağ. O da böyle ufak kartonun içinde dediler. Zaten çoğu da böyle naylon değil, naylon içinde de yağ. Yağıyı o naylon beraber o kutunun içine bırakıyorlar. Böyle şey teneke meneke ben görmedim. Bir hafta bekliyordunuz. Bir hafta böyle bir haftadan sonra gidip yağıyı alıyorduk. Ne kadar yetiyordu? O zaman hemen bir ay yetiydi. Bir ay onunla idare ediyordu. Zaten o
O yağı da, hakkı yağı da ki ne maddeler içinde var ancak Allah bilir. Evet. Ha şimdi çok yağlar yenmiyor. Hep ya ekmektir ha. Dün akşam ya belki akşam söyledi 17 madde var o ekmeğin içinde. Ha bu fırında çıkan ekmekler. Eskiden bu kadar israf var mıydı? Yok babam. Bir ara ben şey satıp çakmaktaşı benzin satıyordum. Kanaatın olsun 25 kuruş kazanıyordum, o 25 kuruş o gün bitmedi. Eğer sinemaya gitmeseydik bitmezdi. Bazı 25 kuruş veriyorduk, 3 kişi bendim. Bir de bir tane bizim akraba vardı, bir tane bir arkadaştı. 3 kişi 25 kuruşa giriyorduk. E zaten sinemada çıkmıyorduk, çocuklar nasıl görüyor böyle? Şimdi televizyonlar gelmiş. Ah biz ne gördük ne gördük. Diyarbakır'da en aşağı 3 metre 4 metre kar yağıydı. Vallahi evde çıkamıyorduk. Bir gün İstanbul'a gideceğim diken de açmıştım. O zaman Hollanda'da gelmiştim. Çantamı aldım bir arkadaşla orada beraberdi. 6-7 kişi olduk onlar da ayakkabıcıydı. Kapıda zorla çıktım inan ki nasıl çıkmışım kapıda bilmiyorum. Bir uyandım ve baktım çanta orada. Ben de sırt üstü böyle karnısına düşmüşüm. Hiç haberim de yok. Demiştim buram yere geldi bu sırada. Valla kalktım yine devam ettim. Gittim arkadaşlar neredesin ya valla dün valla böyle bir dağla geçmiş. Ya hayat var diyor o zaman ha. Eskide çok cepha çektik ama Allah'a şükürler olsun. Şimdi iyi yani herkes, yalnız ben değil ama herkes. Evet. Çünkü ben bazen çıkayım abi, bizim evin orada parkın köşesine baktım o ekmeği oraya yere atmışlar. Şimdi varlık olmuş her taraftan var. Eskide öyle ekmek nerede bulabiliyorduk? Biz sıfırada ilkin bir çeşit, iki çeşit yemek geldi. Şimdi 5-6 çeşit yemek geldi sıfıraya. Evet. Öyle olmuş. Neydi o zamanın yemekleri? Dolmadı, içli küfteydi, kübe mumbardı. Bu zaman da en güzel yemekler onlardı. Yani ilkin öyle yapıyordu. Lebeni, mehir ha. Evet, evet. Şimdi kimse tenezzül etmiyor, yapmıyor. Evet. Ben senede bir sefer görmüyorum. Eğer bir tanıdan manada gelse, yapsa bize gönderse o ayrı, o göremiyor. O da zaten hastalıydı. Teyzem, oğlunuz Fuat'ı kaç gün gördünüz cezaevinden çıktı? İki gün, üçüncü günü kayboldular. Cuma namazına gitti kayboldu. Yani misafirlerimiz vardı. Yani oturmadık. Bir bardak çay sıfırada oturmadık. O hasret benim yüreğimde kaldı. Görüm dedi ki diyeyim ana cuma namazına gitti daha gelmedi. Kızlar da buradaydılar. De yarı gece kadem bekledim. De saat 2-3'e kadem bekledim. Ha gele ha gele gelmedi. Yatmak yok kimse. Daha o geliş. Gitti daha. Ya da sağ olsun Allah-u Teala. Şimdi elbiselerini bırakmışam bir bohça hurcun içine. 2 gün, 3 gün içinde çıkarıyam, bakıyam, yine katlayam, yine bırakıyam yerine. Gömlekidir, kazakidir, pantolaydı, iç çamaşırlaydı. Hep yolduğun kimya benim yanımdadılar, ben kaldırmışam, sağlamışam. Hasreti benim yüreğimde hiçbir zaman çıkmıyor. Yani misafirlerde 2 gün, 3 gün, kaç sene ben adam akli dürüst görmedim. Hani cezaevine de gittiği zaman ayda bir sefer gidiyorum dedim hanımı gitsin de ben gitmeyeyim şey olma hanımı gitsin. Doğru dürüst görmedim ben oğlumu. Allah-u Teala ona yardım etsin. Allah-u Teala yardım etsin ona da arkadaşlarına da Allah yardımcı olsun. Allah ben ne göreyim ne acıyım ne oğluma. Allah demiş koydum da oğluyum. Ne yapalım? Valla üzüntü çoktur. Çok üzülüyor. Ne diyecek? O da Allah'ın emri. Şuna gelecek işte. Ölüydü, diriydi bilmiyorum. Bir ara polisler geldi yine bir gece. Bir bebek vardır. Mineri bebek koymuş. Küçük kızının ismini o bebeğe kurmuş bu. Mineri bebek değil. Yani devamı Mine'dir. Bir de Mineri bebek. Bu Rümeysa Badin kızı. Bir ara yine polisler yani geldi. Yani hiç aklımızda gitmiyor, hiç bir zaman da gitmiyor. Polisler yine 5-6 kişi geldi, o böyle. Bir de hanıma dedim ki,
silah hastalık kalktı. Bu ama gitti kapıyı açtı. Bileyim, ya kapıyı kapatır silah valla hastalık kalkamı. Ya ben edemiyorum cevaplarını vereyim. Kalk. Kapıyı açık bıraktı adam. Ya delik aradı. Ama iyi niyetli dedi vermiş hanım ya. Ya bir şey karıştırmadılar yani. Dedi ya amca şimdi. Yine geldiler sordular dedik yoktur. Dedi herhangi bir zararınız bir şıkkı. Eğer haberiniz varsa bizim de var. Yok kardeş. Dedim Allah şahit olsun. Ben size de söyleyeyim. Peygamber bana şefaat yapmasın. Nasıl siz, eğer siz belki biliyorsunuz ben bir şey bilmiyorum. Oğlum ölüydür, diridir ben bilmiyorum. Çocukları da yine aynıydı. Bilmiyorum ama kesinlikle. Bazı var diyeyim mesela. Ya Allah haberim yok, bende yok. Ama sağ olsun, nerede olursa olsun. Son olarak artık konuşmamızı bitireceğiz. Neler söylemek istersiniz bizlere? Ama neresi Allah-u Teala hepsinin yardımcısı olsun. Amin. Ben bunu Allah'tan isteyeyim. Allah-u Teala ona yardımcısı olsun. Allah-u Teala ona yardımcısı olsun. Bu Amin. Kadar. Bütün ümmeti Muhammed. Ben de ne diyeyim valla. O dert çok yüregimde acı bir derttir. Allah Teala yardım etsin onlara da, çocuklarına da, bütün arkadaşlarına da yardımcı olsun Allah Teala. Allah işlerini rast getirir, devam et. Ben ne diyeyim Allah'a emanet olsunlar. Ben ne diyeyim daha ne diyeceğim. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah size razı olsun. Sağ ol. Benim haberim olsaydı bile ben yani yazdıracaktım eğer bir hafta önce olaydı. Hepsi deftere yazdıracaktım. Abi okuyacaktım burada size. Ben ne bileyim ama sürpriz yapacağız. Evet, böyle daha güzel oldu. Konuşmalarınızdan da biz çok faydalanıyoruz. Ben size çok memnunum. Ancak onu Allah bilir. Çok memnunum. Allah-u Teala yardımcısı olsun. Allah razı olsun. Allah hayır. Bütün ümmeti Muhammed'i kim olursa olsun. Allah sizden Amin. De razı olsun. Allah razı olsun. Allah size de razı olsun. Evet kıymetli izleyenler, bu haftaki Tecrübe-i Hayat programında iki değerli amca ve annemizi dinledik. Hacı Mehmet Şirin amca ve Remziye teyzeyi dinledik. Gördüğümüz gibi her birimiz tabii ki kendimize göre bu konuşmalardan nasibimizi almışızdır. İnşallah temennimiz odur. Haftaya bakalım kimlerle olacağız, misafirlerimiz kim olacak inşallah. Tekrar karşınızda oluruz. Allah'a emanet olun. Amin.